Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte renkli görüntüler oluştu. Vali Karaloğlu muz ve avokado üretiminin tarihçesini anlattı. Ta 1930'lu yıllardan başlayan muz üretimi, 70'li yıllarda başlayan avokado üretimi, 2012'de başlayan diğer tropik meyve denemeleri bugüne geldiğimizde artık 10 ayrı tropik meyve türünün yetiştirildiğini ve ticaretinin yapıldığı bir şehre dönüştürdü Antalya'yı. Önümüzdeki dönemde tropik meyvecilik noktasında hem ciddi bir potansiyelimiz var hem de hiçbir şekilde pazar sıkıntımız yok sevgili dostlar. Antalya'nın bir tarım şehri olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, kentin uygun iklim koşulları sayesinde tropikal meyve üretiminde de merkez olduğunu vurguladı. Antalya kadim bir tarım şehridir. Antalya sadece Türkiye'yi değil, çevresindeki ülkeleri de doyuran bir şehirdir. Antalya artık ürettiklerine tropik meyveleri de ilave etmiştir ve bunun hasat şeyleri yapacak konuma gelmiştir. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler standları gezerek tropikal meyvelerin tatlarına baktı, üretimleri hakkında bilgi aldılar. Antalya'nın İbrada ilçesinde bulunan Ormana Mahallesi 800 yıllık geçmişiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallede en eskisi 350 senelik olan aslına uygun restore edilmiş Osmanlı mimarisi düğmeli evler büyük ilgi görüyor. 800 yıllık geçmişiyle